Merhaba arkadaşlar, edat bağlaç ünlem gibi çok kolay bir konumuz var. Gelin birlikte bu konuyu hemen öğrenelim. Neler öğreneceğiz bugün? Edatları, belli başlı edatları, özelliklerini ve cümleye kattığı anlamlara bakacağız. Belli başlı bağlaçlara ve en önemlisi de edat bağlaç farkına. Yani ilenin bazen edat, bazen bağlaç olduğu. Yalnız, sadece, ancak ve sözcüklerin durumlarını inceleyeceğiz. Ve sonrasında bu kolay konuyu hemen cebimize atmış olacağız. Müzik <laughs> Birincisi bu konuda nasıl soru gelir? Birincisi edat bağlaş önlemleri uygun çocuklara yazınız der. Kattığı anlamları cümlenin karşısına yazınız der. Edat bağlaç önlemlerinin altını çiziniz der. Edat bulunanların başına e, bağlaç... Bunlar yazıla gelebilecek sorular. Sonuçta bilgiye dayalıdır. ÖSYM e sorar? Der ki kadar kelimesi ölçüsü derecesi anlamına gelmiştir. İçin kelimesi amacıyla maksadıyla kullanılmıştır. Yalnız sözcüğü farklı bir görevde yani yalnız sözcüğü mesela birazdan göreceğiz. Fakat anlamına geliyorsa bağlaç olacak. Sadece anlamına geliyorsa edat olacak. Bu cümlede aşağıdaki hangisi yoktur der. Numaralanmış cümle, cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır der. ÖSYM yani üniversite sınavlarında bize böyle sorarlar. ve hatta işte ama bağlacı koşu anlamında kullanılmıştır. D bağlacıyla aynı anlam gelen bir sözcük kullanılmıştır. Bunları zaten soru çözerek anlayabiliriz. Şimdi gelin isterseniz konuya başlayalım. Birincisi Edat, bağ, edatlar yani ilgeçler ilgi kurar, sözcükler arası anlam ilişkisi kurar. Bak, ilgeçliği oradan geliyor. Tuz ve baharat gibi yani birazcık renk atıyor. Bağlaç ise çengelliğine, toplu iğne gibi bağlıyor. Sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri bağlar. Bak, bu anlam ilişkisi kuruyor, bu bağlıyor. Nasıl öyle gösterelim? Mesela ve, veya, ya da, ki, ama, fakat, hatta, çünkü, oysa gibi sözcükler bağlar, bağlaştırır. Bunlar birili sözcükler. Edatlar ise gibi, için, e göre, e kadar, e rağmen, den beri, sanki, üzere, e karşı, mi, değil gibi sözcüklerdir. Burada ile'ye dikkat edin bak. İle'nin yarısını yeşil renk yaptık, yarısını mavi renk yaptık. Neden biliyor musunuz? İle bazen edat olur, bazen bağlaç olur. İle'nin olduğu yere V koyabiliyorsan bağlaştır. Ve koyamıyorsan edattır. Aynı şekilde ancak ve yalnız sözcükleri de eğer fakat anlamına geliyorsa bağlaştır. sadece anlamına geliyorsa edattır. Bunu hatta şöyle gösterelim. Mesela vitrindeki elbiseyi alacaktım. Ancak yalnız param yetmedi bak. Bunların ikisi de fakat anlamına geldiği için bunlar bağlaştır. Dolayısıyla buraya şöyle hop diye bağlaç yazıyoruz. Ama şuna bakalım. Bu soruları ancak öğretmenimiz çözebilir. Yalnız öğretmenimiz çözebilir. Sadece öğretmenimiz çözebilir. O zaman burada edattır. Bu kadar basit. Ancak sözcüğün olduğu yere sadece koyuyorsak, sadece anlamına geliyorsa edat, fakat anlamına geliyorsa bağlaç. Şuna bakalım. Ali okula servis ile gitti. Ali okula neyle gitti? Servisiyle gitti. Burada olduğu yere V koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. O zaman bu bağlaç olan iledir. Pardon özür dilerim. Ee, edat olan iledir. Edat olan iledir. Arda ile Zeynep okula yürüyerek gitti. Arda ve Zeynep okula diyebiliyoruz. O zaman bu bağlaç olan ile sözcüdür. Demek ki olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç, V koyamıyorsak edat diyoruz. Şimdi gelelim edatlara şöyle bir başlayalım. Kendi başına anlamı yok. Cümlede anlam ilişkisi kuruyor ve cümleden çıkarınca da anlam bozuluyor. Mesela belli başlı edatlar en fazla sınavlarda gibi çıkar. Gibi, göre, e kadar. Bu kadar değil de e kadar şeklinde gezer. İçin, sanki, üzere, ile, yalnız. Bak ile bazen bağlaç oluyor. Dikkat edin. Yalnız ancak bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar bazen bağlaç olabiliyor. Sadece e doğru, e karşı, e rağmen, edek, e deyin değil mi? Bunlar ise her zaman edat olan sözcükler. Şimdi edatların özelliklerine bakalım. Onun gibi çalışkan birini görmedim. Bak burada gördüğünüz gibi ne yapmış? gibi bir anlam ilişkisi kurmuş Akşama kadar bu işi bitirmeyiz. Bak burada bir zarf anlamı katmış. Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı değişir veya bozulur. Ödev yapmak kütüphaneye gitti. Bak, ödev yapmak için kütüphaneye gitmen lazım. Bozuluyor. Bu işi o halleder diyebiliyorsun. Bu işi yalnız o halleder dediğinde biraz anlam değişiyor. Burada bozulmadı ama anlam değişti. Demek ki edatlar cümleden çıkarıldığında anlam ya değişiyor buradaki gibi ya da bozuluyor. Şuraya dikkat edelim. Tahtaya bir doğru çiz dediğimizde buradaki doğru bir isimdir. Doğru söz yemin istemez dediğimizde buradaki doğru bir sıfattır. İnsan hep doğru konuşmalı dediğimizde nasıl konuşmalı? Doğru konuşmalı bu bir zarftır. Çocuklar eve doğru gitti dediğimiz yani e doğru olduğu zaman işte bu sefer ilgeç yani edattır. Demek ki her gördüğümüz doğruya biz edat demeyeceğiz. Bazen doğru zarf olabiliyor, bazen sıfat olabiliyor, bazen isim oluyor. Bazen de burada e doğru olduğu gibi ne oluyor? E, edat oluyor. Gibi edatına bakalım. Ekmekler taş gibi sert dediğimizde benzerlik anlamı katmış. Bugün yağmur yağacak gibi tahmin olasılık anlamı katmış. Kaza saat 7 gibi oldu. Yaklaşık anlamı katmış. Çantasının kaptığı gibi dışarı fırladı. Bu da hemen o anda anlamı katmış. İçine bakalım. Kar çok yağdığı için yollar kapandı. Bak burada kar çok yağdığından yani sebep anlamı katmış. İlaç almak için eczaneye gitti. Bak amaç anlamı katmış. İlaç almak gayesiyle maksadıyla. Bu sanatçı için iyi şeyler söylüyorlar. Bu sanatçı hakkında anlamı katmış. Vatanımız uğruna her şey yaparız. Burada da için sözcüğü Uğruna anlamı kalmış. Bu anlamları bize sorabilirler. Çünkü ÖSYM sormuş. Kadara bakalım. Yarına kadar bu sorunu çözmeliyiz. Yarına kadar yani zaman olarak. Çayınızı içmiş kadar oldum yani çayınızı içmiş gibi oldum. Salonda 50 kadar koltuk boştu, 50'ye yakın koltuk boştu. Ali Ahmet kadar çalışkandır dediğimize Ahmet'le aynı seviyede karşılaştırma yapmış oluyorum. Göreye bakalım. Hastanın durumu düne göre iyi. Karşılaştırma yapıyor. Bize göre bir kiralık terniniz var mı? Bize uygun bir kiralık terniniz var mı? Bana göre edebiyat bir dil sanatıdır. Benim kanaat Yani bence demek istiyor yani. E göre. Ayağını yorganına göre uzat. Yani yorganına ayarlı ölçülü bir şekilde diyoruz. Demek ki burada anlamlarını bilirsek rahatlıkla yapabiliriz. İleye bakalım. İzmir'e uçak ile gitmiş. Bak bunların hiçbirine V koyuyor. İzmir'e uçak ve gitmiş diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. Mağazaya arkadaşım ve gideceğiz diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. Elektriklerin kesilmesi ve bunların hepsi bir kere ilerinin olduğu yere V koyamıyorsak edat. Çünkü ilerinin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaştı. Fakat edat da olmasına rağmen farklı anlamlar katabiliyor. İzmir'e uçak ile gitmiş dediğimizde araç anlamı katmış. Mağazaya arkadaşım ile gideceğiz dediğimizde birliktelik anlamı katmış. Elektriklerin kesilmesiyle işler durdu. Burada da sebep sonuç anlamı katmış. Bağlaçlara bakıyoruz şimdi. Kendi başlarına anlamı yok. Sözcükleri, sözcük gruplarını ve cümleleri bağlıyor. Bazen de cümleyi anlam ayarını sıkatıyor. Ama, fakat, ancak, yalnız, lakin, hatta, çünkü, dahi, de, bile, ki ile bir sürü bağlacımız var. Bunları hep böyle bağlıyorlar. Gerek gerek, ister ister, hem hem, bak burada ne ne, ne hem hem gibi başka bağlaçlarımız da var. Mesela, bağlaçlar birincisi eş görevli sözcükleri birbirine bağlı. Ali, Ahmet ve Ayşe kütüphaneye gitti. Oya ile Zeynep kütüphanede çalışıyor. Bak, Oya ve Zeynep diyebiliyorsun. Bu zaman bağlaç sözcü gruplarına bağlayabiliyor. Burada kitap kapaklarını ve reklam afişlerini tasarlıyoruz. Kitap kapakları ve reklam afişleri birer isim tanımlaması, sözcük grubu bunlar da bağlamış. Cümleleri bağlayabiliyor. Kitabını açtı bir cümle. Okumaya başladı. Başka bir cümle. Burada da V bağlayıcı cümleleri bağlamış. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Fakat daralma olabilir. Derse Ahmet geç kalmış. Derse Ahmet geç kalmışla derse Ahmet de geç kalmış arasında fark var. Niye? Derse Ahmet de geç kalmış demek başkalarının kat, geç kalma anlamına kadar ve ki bağlaçları daima ayrı yazılıyor. Bu kitabı ben okudum diye biliyorsun. Anladım. Hiçbir başarı tesadüf değilmiş diye biliyorsun. O zaman bunlar bağlaç. Rahatlıkla zaten bunlar ayrı yazılmanı diyorum. Bazı bağlaçların cümleye katı bakalım. Müzeye ben de gideceğim dediğimizde ben de senin gibi eşit bir şekilde başkaları gibi gideceğim anlamına geliyor. Okuyacakmış da büyük adam olacakmış. Burada alay ve küçümse anlamı katmış. Buraya gelmesine bize uğramamışsın. Sistem anlamı katmış. Gitmem de gitmem diye tuturdu. Direnme anlamı katmış. Geleceğin varsa göreceğin de var. Burada korkutma, tehdit anlamı kalmış. Pilav da pilavmış hani. Burada da övme beyanı anlamı kalmış. Bunu zaten biz Türk vatandaşı olduğumuz için, Türkçe'yi zaten ana dilimiz gibi konuştuğumuz için bunları bilmemiz lazım. Ki'ye bakalım. Çok çalışmalı ki başarıya ulaşsın. Yoksa başarıya ulaşamaz. Koşun anlamı kalmış. Bu sorunu tek başına çözebilir mi ki? Kuşku kaygı anlamı. Beni hiç dinlemiyor ki. Yakınma anlamı kalmış. Diğer bağlaçlara bakalım. Ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki bağlaçları karşıtlık ilgisi kurar. Yani şöyle. Bugün pikniğe gidecektik. Ancak yağmur yağdığı için gidemedik. Ama lakin yalnız oysa halbuki pikniğe gidemedik diyor. Hatta D'yi bile buraya koyabilirsin. Bugün pikniğe gidecektik de yağmur yağdığı için gidemedik de bile diyebilirsin. Ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki bağlaçları düşüncenin yönü değiştirir. Bu konuda onu çok uyardık. Fakat o uyarılarımızı hiç dikkate almadı. Bu konuda onu çok uyardık. Lakin, lakin o uyarılarımızı hiç dikkate almadı. Bu konuda onu çok uyardık da o uyarılarımız hiç dikkate almadı. Oysa halbuki böyle diyebiliriz. Ama fakat lakin ancak yalnız bağlaçları koşul ilgisi kurabiliyor. Sana yeni bilgisayar alırım. Sana yeni bilgisayar alırım. Ama derslerini aksatmayacaksın. Fakat derslerini aksatmayacaksın. Yalnız hmm, derslerini aksatmayacaksın. Çünkü bağlacı sev bilgisi katar. Dışarıdaki işlerimizi bitiremedik. Neden? Çünkü yağmur başladı. Ama bağlacı pek işlem yapabilir. Soğuk havaları. Hiç ama istemem. Güzel ama güzel bir soru mesela. Zor ama güzel bir soru gibi mesela. Ya yahut ya da veya veya ya ya ister ister bağlaçları da tercihlik kurar. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. E, veya ister bu deveyi güdersin ister... Tabi bu, bu atasözü olduğu için bunu bozamıyoruz ama ister bu deveyi güdersin ister... Yani deyimler biliyorsunuz bozulamıyor. İster bu deveyi güdersin ister bu diyardan gidersin diyebiliriz. Yinelemeli bağlaçlar cümleye bazı anlam ayrıntıları katar. Ne İzmir'e ne Ankara'ya gitmiş. Burada olumsuzluk anlamı kattı. Hem İzmir'e hem İstanbul'a gitmiş. Burada da birliktelik anlamı kaldı. Şimdi gelelim edat ve bağlaç farkına. Burası en çok sorulan kısım. Şimdi dikkatli dinleyin burayı. Bağlaçlarda ile'nin olduğu yere ve koyabiliyoruz. Ancak ve yalnızın olduğu yerde fakat koyuyoruz. Edatlarca ile'nin olduğu yere ve koyamıyoruz. Ancak ve olduğu yere fakat koyamıyoruz. Mesela oya ile annesi alışverişe gitti. Oya ve annesi alışverişe gitti diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu bağlaç. Bu kadar basit. Hop çikil hop. Oya alışverişi annesi ve gitti diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman burada V koyamıyorsak bu edat. Hop kilo. Sınavda ancak çok çalışanlar başarılı olur. Burada sadece koyabiliyoruz mu? Koyabiliyoruz. O zaman bu edat. Sınavda sadece çok çalışanlar başarılı olur. Ancak çok çalışanlar başarılı olur. Yalnız çok çalışanlar başarılı olur. O zaman bu edat. Film izlemiş. Ancak, fakat, yalnız, ama, lakin beğenmemiş diyebiliriz. O zaman burada da bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya dikkat edin. Bazı insanlar yalnız yaşar dediğimizde bu yalnız sözcüğü zarf oluyor. Yalnız insanlar karamsarla kapılabilir dediğimizde burada sıfat oluyor. Bu iş için yalnız iki günümüz var dediğimizde sadece iki günümüz var dediğimiz için edat evet oluyor. Tiyatroya gidecektim. Yalnız ama fakat bütün biletler tükenmiş dediğimizde bağlaç oluyor. İle sözcüğü Leyla şeklinde kullanabilir. Mesela kapıyı maymuncukla açmışlar. Bak burada maymuncuk ve açmışlar diyemediğimiz için neden? Dolapta ve zeytin var. Peynir ve zeytin var diye biliyoruz. O zaman burada bağlaç olduğunu, burada da edat olduğunu söyleyebiliriz. Niye burada ve diyebiliyoruz? Burada ise ve diyebiliyoruz. Ünlemlere de bakalım ve artık bitirelim. Ünlem duyguları anlatır, bilir. Ah, oh, vah, of, ay, ey, ay, o, oh, haydi, haydi, yazık, ah, vah, Oh. Bunları zaten biliyoruz. Bunlar günlük hayatta kullandığımız şeyler. Ünlem işareti iki şekilde kullanılır. Eyvah, Pasaportumu evde unutmuşum ya da eyvah pasaportumu evde unutmuşum şeklinde kullanabiliyoruz. Aa aman eyvah o oh, falan gibi ünlemler duyguları yansıtır. Eyvah cüzdanımı düşürmüşüm herhalde yani gitti. Yazık bu iş böyle mi olacak dediğimizde duygular yansıyor. Ey hey şşt hop gibi ünlemler seslenebilir. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal Türk. Burada resmen Mustafa Kemal Türk bizlere sesleniyor diyor ki. Ne yapıyorsunuz gençler diyor. Vurgu ve tonlamayla kimi sözcüklere ünlem görevi yüklenebilir. Komşular yardım edin diyebiliyoruz. O zaman ey öğrenciler buraya dikkatli dinleyin diyoruz. Hemen ödevlerimize geçiyoruz. Birincisi sıfırdan dokuza Türk Dili ve Edebiyatı'nda bu konuyla alakalı sizlere zaten çok güzel konu yaptık. Edat, Bağlaç ünlemi Tek bir sayfada mükemmel bir şekilde özetledik. Buradan sayfa 112'den çalışabilirsiniz ve aynı zamanda sayfa 113'deki soruları çözebilirsiniz. Burada aynı zamanda masal, fable, şiir konusuyla alakalı da tam da sınavlarınızda çıkacak özetler var. Bunları iyi e butona tıklayaraktan Tomuş kitapçılarından alabilirsiniz. Tomuş mağazadan alabilirsiniz ya da Tomuş kitapçılarından yani hangi kırtasiyeden alabileceğinizi görebilirsiniz. Tak Türk Dili Edebiyatı'nda yine bu konuyla alakalı ödev vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada da tabii ki tiyatrodan önce nerede? Roman, romandan da önce zamirler, masal, fable'da. Bakın burada edat bak bağla çok da edat yoktur diyor. Burada masal fabul ünitesiyle beraber çalışırsanız daha iyi olur. Yani sayfa 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve buradaki buradaki biraz da ee, V gibi bak edat mı bağlaç mı bunları da yazılı soruları sorduk. Bunlardan çalışırsanız çok güzel notlar alacağınızı düşünüyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Ödülü soru yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. <laughs>